Bu durumlar biraz siyasi, siyasi. Bu işler Demirtaş ve Osman Kavala HDP'dendi galiba. Yani bir ara çok iyiydi yani ülkede %10'lar kahraman sazlar çalıyordu televizyonda. Yani ama siyasetin durumu ne olacağı belli değil. Çünkü bizim hukuk devletiyiz ama ne yazık ki siyasi bir işlerden dolayı Demirtaş istese yarın çıkartabilirler. 5 dakikalık iş bu. Bir imzaya bakıyor, bir telefona bakıyor bence. Siyasi bir iştir bu. Onun için yani Avrupa'ya bağımsız bizim şeyimiz. Anayasa Mahkemesi falan Avrupa'yla bir işimiz yoktur. Yani Demirtaş'ın içeride olması sadece siyasidir. İsteseler yarın seçim vaadiyle bir günde bırakabilirler. Demirtaş'ın içeri kalıp kalmamasından öte zaten Demirtaş harici hukukumuz da berbat durumda. Acil hak hukuka dayalı bir anayasa yapılmalı. Yani bu Demirtaş mevzu değil ki. Yani Demirtaş mevzu değil. Yani sanki diğer vatandaşlar efendim çok bir şey. Bak geçen günlerde bir tane YouTube'da bir video gördüm. Bir çocukcağız 17-18 yaşında babasının amcasını vurmuş bir tanesi. Belki televizyonda seyrettiniz efendim. 8 sene sonra serbest bırakıyorlar. Çocuk gitti parkta vurdu ikisini de. Bu adamı vurdu pardon babasının amcasını vurdu. Şimdi bunun sorumlusu kim kardeşim? Bu hukuk değil mi? Bu kötü hukuk sistemi değil mi? Müslümanız diyoruz. Allah'ın kısas yasası var ya. Hayat vardır diyor kısasta. Kardeşim güzel hukuk getir. Selahattin Demirtaş'a da yansısın. Her şeye yansısın. Ya ben Selahattin Demirtaş mevzusu olarak ben görmüyorum. Yani çıkmış çıkmamış bize bir şey kazandırmayacak yani. Asıl biz şeye bakalım. Adam bak kadın tecavüzleri, öldürmeler, cinayetler bunlar ne? Hukukun zayıflığı, caydırıcı olmayışı. Şimdi siyasi şeysinde ben herhangi bir şey söyleyeceğim bir kapasite değilim. Bir vatandaş olarak söylüyorum. Yani ben kendi düşüncemi söylüyorum. Evet kalmalı. Çünkü o da sonuçta o da bir insan, bir anne evladıdır. Yanlışı da vardır, doğrusu da vardır. O tartışılır yani. O bizim üst bakanlarımız, cumhurbaşkanımız o kendi idarede olarak yani şöyle karar verilir. Ama bana sorsalar evet bırakılmalı. Çünkü sonuçta o da bir candır, bir insandır. Özgürlük şeyini paylaşıyor ama doğru olur ama yanlış olur. Onu tartışılır yani. Onu bilmiyorum. Yani siyaset şeysinde hani fazla anlamadığım için ama bana sorarlarsa evet bırakılsın. Şu anda ben hiçbir siyasi düşünce olarak gözetmiyorum olayı da. Evet. Yasalarla ilgili bir olaydır bunlar. Yasaları gene yapan siyasetçilerdir. Ben olaya tam anlamıyla yani bir yorum yapmak durumunda tam olarak açık olarak davranamıyorum. Yani ne desek boş. Siyasi olaylar mecliste çözülür. Bunun da cevabını yine siyasiler verecek. Bizim belki bir yorum yapacağımız ama kesinlikle tam olarak ortasındayım. Yani bilemiyorum durumun ne olacağını bilemiyorum. Yani bugün Türkiye'nin meselesi Türkiye için de olmalı. Türkiye'nin meselesi Türkiye için de olmalı. O zaman daha belirgin, daha güzel bir anlamlı bir şekilde sonuçlar ortaya çıkacaktır. Yabancı güdümle bu işler olmaz. Yabancı güdümle olmaz bu işler. İnşallah hayırlısı neyse Rabbim onu nasip eylesin. Ben bu konuda bir şey diyemeyeceğim. Yargının bildiği bir karar neyse ona saygı duyulur. Ama çıkılsın, çıkılması konusunda ben orada pek bilmiyorum o konuda. Ama şöyle söyleyeyim Osman Kavala denilen şey Taksim'de 15 Gezi'de buraları yakıp yıkan, öncülük yapan bir adam. Ben onun şahsen cezaevinde çıkmasını istemem. Çünkü buraları her yeri yakıp yıktılar. Başında ipi çeken de bunlardı. Öyle de gözüküyordu. Televizyonlarda da belliydi. Yani bu adam çıkmasın bence. Valla derin politikayı Türkiye'nin bilmiyorum. Çünkü ben Avrupa'da büyüdüğüm için Almanya'da. Bilmediğim için bilemiyorum. O adam acaba ne yaptı, ne itti onu ben bilemem ki. Ama bir suçu varsa demek ki içeride. Suçsuz yere kimseyi almazlar. Çıkartırsa da o devlete bağlı. Yani bırakılmalı. Yani nasıl söyleyeyim? Özgürlük ve demokrasi noktasında Türkiye maalesef çöküşte. Çünkü yani hani buradan daha söylemek istemiyorum ama diktatörlüğe doğru bir hızlı bir adımla ilerliyoruz. Konuşan ya da nasıl söyleyeyim doğruyu konuşan, özgürlükler noktasında mücadele eden ya da herhangi bir fikri olan vatandaşı içeri atabiliyor. Ben şuna da şahit oldum.
burada vatandaşın biri sanırım sarhoş olmuştu. Bilinçsiz bir şekilde bir haykırışta bulunmuş. Evet, hani hoş olmayan sözler de söylemişti. Buna hemen bir hapis çıktı. Yani hapsedildi. Dolayısıyla bunlar hoş olmayan kötü şeyler. Tabii ben Demirtaş'ın bırakılmasını, Kavala'nın bırakılması ve bundan dolayı diğer mahkumların da hani özgürlükler noktasında mücadele eden ya da konuşan insanların bırakılmasından tarafım. Bence Avrupa Konseyi'nin de şu anda yaptığı doğru bir davranıştır. Bırakılmalarını bir vatandaş olarak arzu ediyoruz. İnşallah bırakırlar.